Haşlanacaksın. Bitti mi geziniz? Bitti. Hayırlı olsun. Düğün tarihini belirlemişsiniz. Yalnız Haziran fena bir aydır. Dikkatli olmak lazım. Yağmur yağabilir. Ona göre yer seçmek lazım. İyi. Siz Ağustos'ta yaparsınız o zaman. Ya sen manyak mısın? Bana adamdan ayrıl diyorsun. Sonra gidip kızla evlilik tarihi belirliyorsun. Hayır anlamadım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Evleneceksin sonra beni metres mi tutacaksın? Ne bu? O belirlediğimiz resmi ayrılık tarihi. Düğün tarihi değil. Irmak 2 ay sonra gidiyor. Ve ayrılık senaryosunu da o belirleyecek. Ben de tamam dedim. Hayır, sana bunları söylüyorum çünkü abuk subuk şeyler yapmaya çok meraklısın sen. Şimdi evlenirim falan sanırsın, sonra evlenmeye kalkarsın. Hani oğlanın da başını yakma. Zihnin açılsın diye söylüyorum sana. Beni bilirsin Naren. Asla yalan söylemem. Ve ayrıca bu dünyada soyu tükenmiş son tek eşli erkek benim. Deniz nerede? Sahilde ATV'ye biniyor. Aklını 5 dakikadan fazla bir şey verse. Ben de duş alacağım. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sermet. Çocuk kucağına çok yakıştı. Yok be abi, böyle iyi. Allah'ın izniyle anasını da Ali'yle evlendirdiğimiz zaman bir sıkıntımız kalmayacak. Hadi bakalım. Allah tamamını erdirsin Ali Bey. Hayırlısı abi. Sermet bak, dediğim gibi yarın orada kendini kaybetmek yok. Yani bana söz verdin, o koşulla aradım. Yok be abi, niye öyle bir şey olsun ki? Ev bakacağız, geleceğiz. Yalnız o Silahtar Bey bizle beraber gelmeseydi iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Allah tarafından. Oraya yalnız gitseydin neler olacağını tahmin edebiliyorum çünkü. Hadi abi, selametle. Eyvallah. Bay bay de Erol amcaya. Bay bay. Top oynayalım mı? Oynamak ister misin? Hadi o zaman. Ne zannediyorlar bunlar beni ya? Ha? Benim karşıma bir ordu çıksa değişir mi bir şey? Değişmez değil mi? Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Beni gördüklerinde çok şaşıracaklar. Sen de gelmek ister misin? Deniz'le Narin'i görürsün. Ya da istersen Deniz'le Narin'i alayım getireyim buraya. He? Şşt. Ayasım, kimmiş Ayhan? Soramadım. Sormadın. Soramadım. Kız gittiğimde ağlıyordu. Annemler gelmiş hakkına. Tabii o sabah Fırat'ın kahvaltıda yaptığı uyuzluklara da çıldırmış. Sonra da Narin Atıf geldi. Soramadım. Senin de aklın ATV'de kaldı. Bindim. Evet bindim. Ne olmuş? Tamam, uygun bir zaman kolluyorum. Konuşacağım ben. Ya kızım. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun Deniz? Ha? Bak bu kız gene bir işler çeviriyor. Senin kız kardeşin çok tehlikeli biri. Gitti Şadiye ile ilgili telefonla birilerine bir şeyler anlattı. Seni itinayla gizliyorsun ama kızın seks işçisi olduğunu bile biliyor. Hatta bu konuda hepimizden fazla şey biliyor. Deniz, bunu en yakın zamanda öğrenmek zorundasın, tamam mı? Bu ailede neler dönüyor ya? Biliyorum. Biliyorum ama sen benim kardeşimi benden daha iyi tanımazsın herhalde. Şimdi üstüne gidersem kendi dünyasına çekilecek, sinir krizi geçirecek. Hiçbir şey öğrenemeyeceğim. Bana bırak, soracağım, tamam. Millet, hadi gidiyoruz. Alo. Hadi hadi, çıkıyoruz. Hazırlar, yürü. Hmm. Hadi. Ben yapacağımı biliyorum. Senden hayır yok. Can, sakın. Duydun mu beni? Hı hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.